Herkese selam. Çok E topla, çok eğer, E hata, düşey ara gibi formülleri kullanarak koşullu biçimlendirme ve makro kodlarını üzerine biraz serpiştirerek size nasıl stok takibi yapılacağını anlatmış mıydım? Ne duruyorsunuz o zaman? Yaklaşın yamacıma yamacıma. Konuşmamın hemen başında madde madde neler yapacağımı saymış bulundum. Çünkü bazı arkadaşların stok programına değil de bu saymış olduğum maddelerden birine ihtiyacı olabilir. Onları da videonun altında hangi dakikada, hangi saniyede bulabileceklerini görebilecekler. Tıklayarak direkt oraya geçiş yaparlar. Yalnız Excel üzerinde stok takibi yapmak isteyen arkadaşlar videoyu lütfen sonuna kadar izlesin. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmasınlar. Şimdi Excel'de neden stok takibi yapma ihtiyacı olabilir? Bir, stok programlarına ulaşmakta sıkıntı yaşayanlar, özellikle maddi açıdan. İkincisi, stok programlarını kendi istedikleri gibi geliştiremeyenler, kastimize etmek isteyen bazı arkadaşlar olabilir. Fakat programlar buna belirli miktarlarda izin veriyorlar. Ya da custom bir stok programı yazdırma durumunda kalabilirsiniz. Bu da ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Tabii ki de işler güçler yolunda gidiyorsa bazı maliyetlerden kaçınmamamız gerekiyor. Bu kodlarda yazılıyor. Yazılımcı arkadaşlarımız bunlarla uğraşıyorlar. Tabii ki de onların emeklerinin karşılığını vermek durumundayız. Ama işe yeni başladık. Ufak tefek birkaç ayarımız var. Bunları girsek işimiz çözülecek. O zaman Excel'den yardım alabiliriz. Ben yıllarca aldım. Hala da almaya devam ediyorum. Bir arkadaşım rica etmişti benden ufak tefek böyle farklı farklı ürün grupları var. Yani bir tekstil atölyesi değil. Ya da bir tekstil mağazası değil. Şimdi genelde stok programlarının ana mantığında şöyle bir durum var. Bir tane gömlek var. Gömleğin çeşitli renkleri var, değişik renkleri var. Değişik bedenleri var. Extra small, small, işte medium. Ayrıca bir de kesim kalıpları var. İşte dar kalıp dedikleri slim fit, regular fit ya da işte comfort falan dedikleri böyle geniş kesimler vesaire. Bu şekilde ayrılabiliyor. Bu durumda olunca bir tane stok kartı açılıyor. Onun işte diğer özellikleri giriliyor. Bu şekilde sistem toparlanmış oluyor. Ama tek bir özel ürün üretiyorsanız, elde üretiyorsanız, bir yüzük yapıyorsanız elde ve bunun bir ikincisi yok. Dolayısıyla her ürün için otur tek bir stok kartı aç. Bunların takip etme sıkıntıları var, o var, bu var. Bunlarla uğraşmak istemeyenler bu tarz ürünlerin takibini Excel'de yapıyor. Şimdi biz dilerseniz Excel'de şöyle az önce saydığım çok E topla, çok eğer, eğer hata, düşey ara gibi formülleri kullanarak biraz da böyle bir makro kodu serpiştireceğim. İnanın o kadar zor bir şey değil. Zaten hazırdaki bir kodu alıp oraya yapıştıracağız. Birkaç sayfa isimleri, dosya ismi düzenlemesi yapacağız. Bunu herkes yapabilir. İş bittiğinde de göreceksiniz zaten. Ben DSLR bir kamera kullanıyorum bu videoyu çekmek için. Zaten 30 dakikadan fazla bana müsaade etmiyor. Bu kadar sürmeyecek. Hızlı bir şekilde yapmış olacağız. Hadi o zaman işleme geçelim. İşlemlere başlamadan önce aşağıda size iletmiş olduğum bu kodlara ulaşmanız gerekecek. Bunları alıp bir yerde bekletin, ihtiyacımız olacak. Daha sonra bu kodları girmemiz için bizim geliştirici ekranına ihtiyacımız olacak. Windows'ta ve Mac'te de aynı şekilde geliştirici olarak çıkıyor. Bir köşede duracak. Bunun bir köşede durması için de dosyaya tıklayacağız. Sonra seçenekler, seçeneklerden sonra şeridi özelleştir ve geliştirici sekmesini tıklayacağız. Bunu tıklamazsak işlemleri yapamayız. Geliştirici sekmemizi açtık. Burada Visual Basic ve makrolar kısmını görüyorsak o zaman dans, sıkıntı yok. Şimdi yapmamız gerekenleri hemen şöyle sıralayalım. Sonradan da kafamız karışmasın. Önce 4 tane ben aşağıda sayfa açacağım. Bunlardan bir tanesi giriş, biri envanter, biri raporlar olacak. Daha sonra da bu giriş ve çıkışlarda kullanmam gereken kodları da ayrı olarak listelediğim bir sayfamda alacak. Toplamda 4 tane sayfa açacağım. Hemen başlayalım. Buraya küçük harflerle yazalım. Giriş. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Envanter. Sonra buraya rapor diyelim. Son olarak da kod. Bir de kod sayfamız oldu mu işimiz çözüldü. Şimdi hemen isterseniz buraya kodlarımızı yazalım. Şöyle kodlar dediğim altına geldim. Ben şimdi bir gümüş stoğu takibi yapalım diyorum. Çünkü onlar böyle biraz özel oluyorlar. Yüzüklerin her birinin gramı farklı oluyor. Küpelerin her birinin gramı farklı oluyor. Dolayısıyla ayrı ayrı girişler yapılıyor. Ve kuyumcu sektörüne de bu şekilde bir faydamız olsun. Zaten aşağı yukarı içinden geliyorum sayılır. Şimdi gelelim şöyle
Bunları da şöyle kodları koyalım başına. Gümüş mesela yüzük dedik. Gümüş kolye. Gümüş bileklik. Gümüş küpe. Yanına da kodların yanına da isimlerini yazalım. Şuraya da cinsleri diyelim. Diyemedik. Dedik. Cinsleri şuraya. Bunlar da büyük yazalım ya. Gümüş. Yüzük. Gümüş. Kolye. Gümüş. Bileklik. Gümüş. Şimdi ben buraya bu kodları yazdım. Giriş ekranımda herhangi bir yere geleceğim. Burada bir pencere açtıracağım. Kodu seçeceğim. Kodu seçtikten sonra da yanına hemen ürünün adı çıkacak. Bu şekilde bir işlemle olaya başlayalım. Şimdi şuraya gelelim. Dördüncü satırdan başlayalım. Üstüne altına bir şey yazmak isteyenler olabilir. Ben böyle başlıyorum abi. Şuraya kod diyeyim. Buraya kod yazdım. Şuraya ürün adı diyelim. Buraya stok numarası diyelim. Ağırlık birimi gram. Üzerinde bazı taşlar olabilir. Hatta birkaç farklı taş olabilir. Her ürünün bir maliyeti vardır. Bunun da var. Maliyet diyorum. Giriş tarihi. Sonra da envanter sayfasında kullanmamız gereken bazı sütunlar olacak. Onları da tabii burada yazalım. Çünkü ben burada giriş yapıp otomatik olarak envantere attıkça orada da çıkması gerekiyor bu sütunların. Şimdi bunun mesela alıcı olabilir. Alıcı olabilir. Adı satış tarihi olabilir. Satış tarihini yazarız. Sonra satış tutarı diyebiliriz. Şimdi en sonda da kaç tane adet elimizde kaldığını ya da kaç tane adet sattığımızı görmek adına ne diyelim? Mevcut adet. Burada da satılan adet dedim. İşin içinden çıktım ben, sıyrıldım. Bu kısmı dilediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. Şimdi kodumuzu seçelim. Ürünümüzün adını da yan tarafa yazdıralım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada veri diye bir menümüz var. Buraya tıkladıktan sonra veri doğrulamaya tıklayacağız. Bakın burada ayarların altında herhangi bir değer değil, liste olan seçeneği işaretledikten sonra kaynak kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Kodlara geldim. Bakın kodlardan başlamıyorum. Hemen şurada gümüş yüzükten başladım. Şurayı seçtim. Şimdi bakın burada bunlardan artık herhangi birini seçebiliyorum ya da üzerine delete ile bunları silebiliyorum. Ctrl D ile bunları da aşağıya doğru kopyalayarak devam edebilirsiniz. Bu şekilde hepsi gelecektir. Şimdi buradan da bir kendimize giriş için belli bir adet seçelim. Mesela en fazla kaç tane ürün ekleriz bir seferde? 50 mi, 100 mü, 10 mu, 5 mi? Bunu da burada seçelim. Ben mesela 5 ile 15 arasında bu işlemi yaptırmak istersem eğer ona göre burada bazı veriler girmem gerekecek. Onu da şimdiden not etmiş olalım. Şimdi burada düşey arayı kullanarak ürünü arattıracağız. Hemen şurada eşittir dedik. Düşey ara, bakın hemen burada çıktı. İki kere tıkladım. Daha sonra da burada formüllere geldim. İşlem ekle kısmına tıkladıktan sonra bakın burada işimi kolaylaştıracak bir menü çıktı. Şimdi diyor ki işlev ara. Burada diyor ki aranan değer neyi arayayım? Diyorsun ki gel abi şurada A5. A sütununda 5. satırı ara. Peki diyor. Şimdi bakın verinin alınacağı bir metin. Sayılar, mantıksal değerler vesaireler, ıvırlar, zıvırlar. Şimdi diyor ki bunu diyor nerede diyor arayacağız. Peki geldik buraya, kodlara geldik. Şu kısmı seçtik. Dedik ki bunu yani A sütunundaki 5. satırdaki değeri işte burada ara dedik. Arattırdık. Peki diyor ki ben bunu buldum. Peki neyi alacağım, sana getireceğim kardeşim diyor. Diyoruz ki kardeşim buraya gel ve ikinci sütuna takıl. İkinci sütuna takıl diyoruz. Sonradan da buraya bir
0, yanlışsa bir 0 değeri verelim. Bakın şu an burada bir boşluk var. Boşluk olduğu için de yok diye bir uyarı var. Bu yok uyarısından kurtulmak için de eğer hata diye bir formülümüz var. Hemen onu da buraya işleyelim. Eğer hata dedik, parantez açtık. Bu formülümüze hiç dokunmuyoruz. Bitirdik. Noktalı virgül atıyoruz. Sonra bir denden, bir tane daha denden yapıp Enter'a bastığımızda bakın buradaki uyarı gitti. Bundan kurtulmuş olduk. Şimdi gelelim bakalım nasıl oldu. Gümüş yüzüğü seçtik. Bakın buraya gümüş yüzük otomatik olarak geldi. Şimdi ben bunu aşağıya doğru çekip kopyalarsam formül uzayacağı için bu 10, 11 olacak, 7, 8 olacak. Ben bunu istemiyorum. Bunu yapmamak için de bakın şuraya tıkladım. A7'nin sonuna. Bir kere F4'e bastım. Sonra da B10'un sonuna geldim. Burada da bir kere F4'e bastım. Ben bunu Ctrl D ile aşağıya tek tek kopyalıyorum. Bakın 15. satıra kadar geldi. Şimdi dilerseniz buralarda deneyelim. Hop çıkıyor. Güm patlıyor. Bu işi çözdük. Şimdi bu işi çözdük. Gelelim. Şunları silelim. Hepsini. Stoğu girme işleminde ve satış işlemlerinde bize fayda sağlayacak başka bir unsur da adet olacak. Mevcut olanları 1, mevcut olmayanları 0 gösterirsek ileride bize bu 0'lar, 1'ler bazı işlemleri yapmamızda kolaylık sağlayacaklar. Ne demek istediğimi size şu şekilde anlatayım. Şimdi gümüş yüzük bir tane stoğa girelim. Buna da bir stok numarası verelim. Yine aynı G, Y, Z, K'yi kullanayım. 001. Bu da 4,55 gram olsun. Üzerinde de bir değersiz atom taş olsun. Küçük şöyle. Gelelim bunun maliyeti de işte 990 Türk lirası olsun. Bugünün tarihini de verelim. 10 Nisan 21'de de stoğumuza girdi. Şimdi satıcı matıcı ıvır zıvır olmadığı için bana burada şu verileri girdikten sonra bu abinin bir yazması gerekiyor. Buradaki bir sıfır değerlerini girebilmek için de çok eğer formülünü kullanalım. Hemen geldim buraya. Çok eğer yazdım. Gördüğünüz gibi çıktı. İşte bekle dedim. Şimdi benim burada bir veriye ihtiyacım var. Bu ağırlık olabilir. Başka bir özellik olabilir. İşte bu yüzükte ne var? Bir ağırlık var. Şu gram kısmını seçtim. Dedim ki bu sıfırsa abi bu iş olmaz. Hemen ikinci şeyde de bir alıcı ismi kısmı var. Bir alıcı ismi girilmişse bu demek ki satılmıştır. Şuna da gelelim. Ben bunun da sıfır olmasını istiyorum. Sıfır değilse işim kötü. Şuraya hemen düzeltmesini yapalım. Şimdi tıkladım. Bakın bu veriye girdikten sonra karşıma adet 1 olarak geldi. Bir de satış kısmına geleyim yine aynı şekilde. Çok eğer dedim. İşte bekle dedim. Yine gramdan gideceğim. Eşittir 0 dedim. Daha sonra da satış tutarına geleceğim. Bu satış tutarı eğer 0'dan büyük olursa demek ki bir satış söz konusu. Şu an bu yok uyarısının gelmesinin sebebi satış tutarı kısmında bir boşluk olması. Buraya herhangi bir rakam yazdığımda bakın gördüğünüz gibi buraya bir geldi. Fakat boşluk verdiğim zaman hemen yok uyarımızı aldık. Bunun da düzeltmesinin nasıl yapıldığını size göstermiştim. Eğer hata dedik, parantezimizi açtık. Şunun sonuna geldik. Noktalı virgül, denden sıfır, denden parantezi kapa. Burası bitti. Aynı işlemleri buraya da uyguluyorum. Eğer hata parantezi aç, sonuna gel, noktalı virgülü at, denden sıfır, denden parantezi kapat. Bakın buraya 0 yazdık, buraya da 1 yazdık. Şimdi bunları da 15'e kadar kopyalayalım. Daha sonraki ürün girişlerimizi yaptıkça buradaki 1 ve 0 rakamları otomatik olarak değişecek. Buraya kadar tamamdır. Şimdi bu bölümde bazı kodlar yazdık, formüller yazdık. Şimdi benim ilk girişim bittikten sonra alıp şöyle komple delete'e basarsam
Benim buradaki bütün formüllerim gidecek. Ctrl Z yapalım, geri çağıralım. Ben bunu istemiyorum. İşte artık makro kodları burada işimize yarayacak. Size açtım geliştirici, açtırdım geliştirici menüsüne girelim. Visual Basic'e tıklayalım ve giriş sayfamızı seçelim. Üzerine iki kere tıklayalım. Buraya bize bir kod girme imkanı veren bir alan karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim şu kodlardan hücre temizliği olan ikinci kodumuzu seçelim. Ctrl C'ye bastım ve Ctrl V'ye bastım. Buraya yapıştırdım. Şimdi şu an kodlarla başka bir işim şimdilik yok. Şu alanı silebilir ama bu alanı silemez. Daha sonra bu alanı silebilir, yalnız bu alanları silemez. İşte bakın zaten burada hücreler kabak gibi belli. A5 ile A15 arasını hemen şuraya yazalım. Pardon. A5 A15 bir virgül. Daha sonra da C5 iki nokta üst üste J hatta K15. Şimdi bu aralığı dedim ki abi sil. Kaydediyorum. Şimdi çalışma kitabınızda diyor masa üstüne de kaydedelim. Bakın bunları da böyle makro içerebilen Excel olarak kaydedersiniz. Daha sonra açılışta sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ben bu makroyu kaydettim. Nerede makro? Makro nereye gitti? Hemen ekle diyelim. Bir tane şekil. Şöyle bir şekli alalım. Şuraya ekleyelim. Daha sonra şeklimize de bir makro atayalım. Bakın hücre temizle makromuz burada duruyor. Şimdi bakın. Bir kere tıkladım. İstediğim alanları temizledi. Diğer alanlara dokunmadı. Bakın olduğu gibi bütün formüller burada duruyor. Bir tane butonumuz bu şekilde. Şuna da gelelim. Metin ekleyelim. Sil. Sil butonumuz burada dursun. Peki. Şimdi geldik yine. Gümüş yüzük. İşte stok kodu. Gümüş yüzük. 001 gram 467. Hadi bunun taşı olmasın. 990'da maliyeti olsun. Bir. Gelelim başka bir ürün eklemeye. Gümüş kolye. İşte ya öyle uğraşmayalım hiç. Ondan sonra 677 1290 olsun. Giriş tarihlerinde hep 10 Nisan olarak seçelim. İşte bu Mac'ten de bir alışkanlık olduğu için bazen Ctrl D yapmakta zorlanıyorum. Şimdi bir tane de gümüş bileklik ekleyelim. Bunun da kod numarası bu şekilde olsun. Bu da 899. Bunun da maliyeti 1300 olsun. Bu sefer doğru yaptım Ctrl D'yi. Gördüğünüz gibi bakın ürünü girdikçe ürün adeti burada artıyor. Bir satış olmadığı için henüz buralar sıfır olarak kalmaya devam ediyor. Şimdi ürünlerimizin girişlerini bu şekilde yaptık. Şimdi ben istiyorum ki şunu da yine dördüncü satıra kopyalayıp yapıştıralım. Ben ürün girişini burada yapayım. Daha sonra bir tuşa basayım. Envanter sayfasının İşte ilk boş kısmını bunu otomatik olarak yazsın. İşte bunun da kolay yolu yine aynı şekilde hemen şuradan alalım kodumuzu. Ctrl C ile kopyalayalım. Tekrar Excel sayfamıza gelelim. Bakın yine geliştirici kısmı Visual Basic. Bu çalışma kitabı. Tıkladık. Yapıştıralım şöyle. Şimdi 5. satırdan başlasın. 15. satıra kadar. Hedef kısmı envanter. Şuraya yazalım. Envanter yazan yere şu başına denden koyalım. Bunu değiştirin. Bakın burada yamuk yazıyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bir denden koyduk. Girişten al, envantere götür. Bak, kaydettim. Şimdi
şu kısmı aşağıya atıyorum. Yine ekleri şekil, şu şekilde şeklimizi aldık. Makro atadık. Ekleye geldim. Bakın ekle yazıyor sonunda. Tıkladım. Bastım ve envantere burası otomatik olarak geldi. Dilerseniz sağlamasını yapalım. Başka bir ürün daha girelim buraya. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Buraya bir küpe girelim. İşte stok numarası yine böyle bir şey bunun. Küpenin de ağırlığı 2.45 olsun. Maliyeti 600. Giriş tarihi 10 Nisan 21. Bakın. Ekledim. Gördüğünüz gibi en alta geldi. Bundan sonra bütün eklemelerimiz en alta bu şekilde gelecek. Ürünlerin girişini yaptık. Envanterimize de attık. Buraya kadar her şey güzel. Bir tane de satış yapalım. Şimdi mesela koyalım birini satalım. Geldik buraya falan filan gelsin bunu alsın abi. Satış tarihimiz de yine 10 Nisan olsun. Kafalarımız karışmasın. Şimdi bunu 1290'a imal ettiysek ya da aldıysak 1290'ın üzerinde bir rakama satalım. Çok da kazıkçı olmayalım ama 2000 liraya satalım. Kira var, mira var. İşleri bu şekilde götürelim. Şimdi bakın, şu satış kısmı için ayarladığımız yere verileri girdikten sonra elimizdeki mevcut adet 0 oldu. Satış adeti de 1 oldu. Şimdi biz bu rakamlar üzerinden yolumuza devam edeceğiz. Bunların hepsini sağa doğru yaslayalım. Ayıp olmasın. Daha sonra ben satılmış olan ürünleri, yani şu kısmı farklı renklere boyayarak da görmek istiyorsam, koşullu biçimlendirmeye geliyorum buraya. Yeni kural yazıyorum. Şurada formül kullan diyeceğim. Bakın. Eşittir. Dolar işareti koydum. Şurada hangi ürünün satılmış olduğunu görmek için M5 diyorum. M5 diyorum. Eşittir. 1 diyorum bakın. 1 ise şuraya mesela bir dolgu verebiliriz. Kırmızı satıldığını gösterir. Tamam dedim. Kapattım. Bakın gördüğünüz gibi şurada 1 gördüğü yere olduğu gibi kızarttı. Bu ürünün stokta olmadığını gösteriyor. Sağlaması açısından bir ikinci ürün satışı daha yapalım. Buraya da gelelim yine falan filan abi alsın. 14.21 maliyeti 600'müş. Bunu da 1000'e çakalım. Bakın gördüğünüz gibi satış adetimiz 1 oldu. Ve satılan satır olduğu gibi kırmızı oldu. Şimdi bir ürün daha giriş yapalım. Yine burayı temizleyelim. Şuraya bir bileklik alıyorum. Yine stok kodu böyle olsun. Bilekliğinde ağırlığı 24 gram olsun. Bu ağır bir şey. 6000'de maliyeti var. 10 Nisan girişli. Satıcısı, alıcısı işte diğer kısımları ilgilendirecek. Ürünümüzü hop attık envanterimize. Artık burada böyle bir ürünümüz daha var. Şimdi elimizde girilmiş ürünler var, satılmış ürünler var. O zaman bir rapor yapalım ki kaç tane elimde mevcut var ya da kaç tane satmışım, ne kadar kar etmişim, maliyetim ne, bunları görelim. Şimdi rapor kısmımıza da geldik. Şuralara mesela ne değerler verebiliriz? Kod diyebiliriz. Kodları buraya tek tek yazmak yerine kod sayfamızdan kopyalı yapıştırla çektik. Şimdi bana burada ne lazım? Mesela bunun elimde kaç adet olduğunu bilmek isterim. Kaç gram olduğunu bilmek isterim ve maliyetini hesaplatmak isterim. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bakın çok E topla formülü burada devreye girecek. Eşittir çok E topla. İki kere tıklıyorum. Yine formül kısmına geldim. İşte bekleye tıkladım. Şimdi diyor ki toplanacak asıl hücreler. Hangi hücreleri toplayacaksın diyor burada kardeşim. Ben envanter kısmına geldim. Bakın burada adetler var ya abi. Ben bunları toplatacağım. Tamam diyor, güzel. Peki diyor hangi koşulda ne olursa diyor ben burayı toplayayım.
Bu da çok basit. Envantere gel. Yine bu aralığı seç. Ve bunlar 1 ise burayı topla. Bak, iş bitti. 3 şak diye buldu. Ama bütün envanteri topladı. Buraya bir koşul daha eklemek istersek. Yine şuraya geldik. İkinci koşul da diyor ki, abi şuraya gel. Bu sefer bu kısmı seç. Ve bu kısımdakiler benim A6 hücremdeki gibi ya da A7 hücremdeki gibi olursa o zaman bana bunun toplamını ver. Bak şimdi adetimiz 1'e düştü. Bunu aşağıya doğru çekebilmek için sonuna tıklıyoruz. Bir kere F4. Bir F4 buraya. Bir F4 de buraya atarak en sondaki veri değişken olacağı için onu sabitlememize gerek yok. Şimdi bunları Ctrl D ile tek tek isterseniz aşağıya doğru aldığınızda istediğiniz sonuca ulaşıyorsunuz. Şimdi gram kısmına gelelim yine. Çok topla. Yine işte bekleye gidelim. Ben diyorum ki abi gramları toplayacağız. Şuradan. Bir de burada sınırsız bir alan seçme şansınız var. Ben hemen kısa olsun diye 20 tane hücreyle başladım. Şimdi diyorum ki yine bana burada adet kısmında 1 olan şu kod kısmında benim A6'daki abilerin gramını topladık abi buraya da. Şimdi burada da yine aynı şekilde F4 ile bunları tek tek sabitliyorum. Ya bunları kodları girerken de yapabiliriz ama çok heyecanlandığım için o esnada unutuyorum hemen. Bir de böyle bu işleri video çekerek yapmak zor yani, zahmetli işler. Şimdi bunları yine Ctrl D yaparak aşağıya doğru çekelim. Maliyet kısmı da aynı. Yani bunu aslında alıp sağa doğru çekerek kodların üzerinde değiştirme işlemi de yapabiliriz ama bunları tek tek, hadi eğitim videosu olduğu için tek tek yapalım. Kafamızda şekillensin. Şimdi yine geldim. Bana bu sefer maliyetleri topla diyorum. 20'ye kadar seçtim maliyetlerimi. Sonra geldim diyorum ki miktar kısmı 1 olursa bunların bana maliyetini topla. 1'i de seçtim. Ve sonra tekrar geldim. Envanter sayfamda kod kısmında şu kodların arasından bana gümüş yüzüğü bul ve bunun bana maliyetini hesapla. Tekrar geldim. Bakın F4 ile hepsini sabitliyorum. Son değişkenim dışında. Yine Ctrl D ile buraya aldım. Bakın kabak gibi çıkıyor ortaya. Şimdi hemen şuraya bir giriş yapalım. Şuradaki rakamları unutmayın. Bir tane yüzüğümüz var. Bir tane bilekliğimiz, iki tane de bilekliğimiz var. Şuraya gelelim. Burayı yine temizledim. Buraya mesela bir yüzük daha ekleyeyim. Stok numarası bu. 6 gram olsun. Maliyeti de 990. 10 Nisan girişti. Şimdi şunları da şöyle tutalım. Sağa doğru yaslayalım hepsini. Sonra diğer yerleri de etkiliyor. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Ekle dedik. Bakın en alta şak diye ekledi. Şimdi rapor kısmında da gördüğünüz gibi rakamlarımız değişti. Şimdi bir de satış kısmına geçelim. Satılan adet, satılan gram, satılan maliyet ve satış tutarı. Bunları da yine aynı şekilde çok topla ile çözeceğiz. Formüllerimize gelelim. Şimdi bize satış adeti lazım. Envanter sayfamıza geldik. Satılanların adetini buradan çözeceğiz. Yine gel diyoruz envantere. Satılan adeti kısmında bir olanları şuraya alacaksın. Yine kod kısmında bana bu kodu bul ve satış adetlerini bana burada göster.
Biz hiç gümüş yüzük satmamışız. Bakalım var mı satışların içinde gümüş yüzük, kolye ve küpe. Gördüğünüz gibi sıfır çıktı. Aynı şekilde gram kısmında da çok topla dedim. İşte bekle diyorum. Daha kolay görebilmek için ve gösterebilmek için. Aralığımız yine gram. Gramda geldim. 20'ye kadar seçtim. Sonra dedim ki satış kısmındakilerin bir olanlarını bul. Sonra kodların içinden şu kodu seç ve benim karşıma getir. Bu da sıfır oldu. Yine çok topla diyerek yine bu menüyü açıyorum. Bana satış maliyeti lazım. Şu maliyetlerin içinden gel dedim. Satılanlardan bir olanları bul. Kodların içinden şu kod olanı benim karşıma getir. Satış tutarı için de yapacağım şey aynı. Çok topla. Gel diyorum kardeşim, şu satış tutarlarından satış adedi bir olan kodlardan şu kodu bana bul ve getir. Şimdi bunların hepsinin sonuna F4 ile dolar işaretlerimizi de atalım. Bu kodları her satır için tek tek yazmaktan kurtulalım. Şöyle tuttum, çektim. Bakın satılanlardan hemen karşıma çıktı. Yine aynı şekilde şu bölüme de F4'lerimi çakıyorum. Burayı da patlattım bombayı. Buranın da işi bitti. Burada gördüğünüz gibi ben gram yerine buraya çok özür diliyorum. Başka bir şey yazmışım. Satış tutarını hemen onu düzeltelim. Şurayı siliyorum. Buraya geliyorum. Envanter kısmında gram olarak seçiyorum. Şunların sonuna da burada patlatayım. Şurada çekeyim. Evet, gramlarımız geldi. Burada satış tutarı olan kısım var. Şuralara da dolar işaretlerini çaktım. Maliyetlerimiz geldi. Son olarak da satış tutarı. Şunu da patlatalım. Satış tutarı da geldi ve son olarak da satış kârı yani ürünün maliyetinin üzerine ne kadar satış yaptık, ne kadar para kazandık. Şöyle eşittir diyelim. Satış tutarı eksi satış maliyeti. Bunu da böyle aşağıya doğru çekelim. Köşeden tuttum, çektim ve satış kârlarımı da buldum. Şuraya da bir topla ekledim. Bu işlemlerden 1110 lira kar etmişim. Şimdi gelelim. Şurayı tekrar temizleyelim. Bir ürün daha ekleyelim. Şuraya işte ne diyeyim 67 gram olsun bu. Ve üzerindeki maliyet de 10.000 lira olsun. 10 Nisan tarihinde ben bu ürünü aldım. Şuraya ekle diyebiliriz. Şöyle sağ tıklayıp daha sonra üzerinde istediğimiz gibi oynamalar yapabiliriz. İstediğimiz yere taşıyabiliriz. Rengini değiştirebiliriz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Şimdi ürüne girdim. Ekle dedim. Envanterimde hop en alt kısma bu ürün gelmiş oldu.
Daha sonra rapor kısmına geldiğimde de ürünün eklenmiş olduğunu gördüm. Şimdi bu son ürünümüzü de satalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Falan filan abiye 10 Nisan tarihinde bu ürünü 15 bin lira karşılığında verdim. Bakın burada rakamlar otomatik olarak değişti. Şimdi burada istediğimiz gibi şekillendirme, renklendirme, işte metinlerin formatlarını, yazı şekillerini ne istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Kalın yapabilirsiniz, ince yapabilirsiniz, kırmızı yapabilirsiniz, mor yapabilirsiniz. Şu kısımları işte dolgularla böyle daha sanki program giriyormuş gibi bir hava estirebilirsiniz. Canınız ne istiyorsa yapabilirsiniz. Bundan sonrası sizin hayal gücünüze ve zevklerinize kalmış. Ama gördüğünüz gibi şu kısma ürünü girebiliyoruz. Sonra sil dediğimiz zaman formüllü alanlar dışındaki alanları silebiliyoruz. Ekle dedikten sonra envanter kısmında şu en alttaki boş alana ürünü atabiliyoruz. Daha sonra buradan ürünü satabiliyoruz. Satış yaptığımız ürünü üzerine kırmızıya boyayabiliyoruz, maviye boyayabiliyoruz. Neyse işte 1300 olsun bu da. Satış yaptığımız ürünün üzerini boyayabiliyoruz. Raporlar kısmında da elimizdeki mevcut adet, gram, maliyet ve satış tutarlarını şurada görüyoruz. İşte burada bütün ürünlerden birer tane çakmışız. Elimizde maalesef her üründen kalmamış. Gidip üretmemiz lazım ya da başka ürünler almamız lazım. Gördüğünüz gibi Excel üzerinde stok takibi yapmak çok karmaşık gibi gözükse de birkaç denemede çok kolay olduğunu göreceğiniz şekilde basit. Bu şekilde istediğiniz gibi genişletip daraltabilirsiniz. Bundan sonrası sizin ihtiyaçlarınızı nasıl şekillendireceğinize kalmış. Umarım faydalı olmuştur. Videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da Instagram sayfam üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Excel ile ilgili böyle enteresan işler çıktıkça sizinle bu kanalda paylaşmaya devam edeceğim. Ve bildiğiniz gibi kanalımda birçok konuda, birçok alanda birçok şeyi paylaşıyorum. Yeni videolar gelecek. Beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.